Sabahın köründe uyanıyoruz. Kahvaltı falan etmeden çocuğu böyle paketleyip servise atıyoruz. Orada artık nasıl gidiyorsa gidiyor. Yani böyle şeyden uzak, hani normal insan hayatından uzak bir şekilde böyle yaşamaya çalışıyoruz yani bu memlekette. Böyle Mahir bazen soruyor, anne ben artık bir gündüz okuluna gidebilir miyim? Çünkü gece okuluna gittiğini zannediyor. Oğlum diyorum, yani bu normal okul yani böyle böyle işliyor falan. Ama anne diyor, ben gündüz gitmek istiyorum okula diyor. Ben diyorum o bizim kararımıza, yani biz yapıyoruz zannediyor bir de. Diyorum ki o bizim kararımıza bağlı değil. Ama kimin kararına bağlı diyor. Valla diyorum bu memlekette bir kişi var, onun kararına bağlı. Yani ki anlatamıyorsun da çocuğu hani bunun nasıl bir işleyiş olduğunu. 2016'da tekrar Beyoğlu'na döndük, taşındık ve 2016 yılında sanırım bu uygulama da başladı. Bu uygulamayla birlikte işte tam Kasım sonu, Aralık ortaları falan hani pitch black dediğimiz o en koyu karanlığı sabahları gözlemledik. Mesela şimdi artık Ocak ayındayız, biraz daha o seyrelmeye, açılmaya başladı. Bir de 7 küsurda servise gidiyorduk. Bir dizi fotoğraf paylaşmaya başladım. Her gün bunu paylaşacağım diye de işte ilan ettim, deklare ettim. Ve karanlığın fotoğrafik güncesi adı altında kızımın kah hoşnutsuz, kah ağlarken, kah bazen neşeli, belli olmuyor. Çocuk da sonunda karanlığa alıştı. Ama küçüktü tabii, kendi başına yine de servis noktasına falan gidemeyeceği için. Fotoğraflarını çekmeye başladım. Tabii aslında bu hani sadece bu son saat uygulaması tabii çok saçma. Özellikle Türkiye nüfusunun çok büyük bir kısmının yaşadığı batı vilayetleri biraz doğu vilayetlerine endeksli yaşıyorlar ama nüfusun çoğunluğu batıda. Tabii bu aslında Türkiye'nin problemi, çünkü kendi coğrafyasına uygun bir saat yönergesi yok. Eskiye dönsek de bu sefer yine bir uyumsuzluk olacak. Çünkü Türkiye coğrafi olarak büyük bir ülke. Uzun bir enleme yayılıyor. Bundan dolayı hani ben şaka olsun diye de kamusal alanda da çok söylüyorum, bu Türkiye'nin saatiyle olan bölünmez bütünlüğü. Hani bu bölünmez bütünlüğünü birçok yerde tanımlarsınız ama saatte tanımlamak biraz doğayla aşırı mücadeleye girişmiş oluyor, saçmalık oluyor yani. Bundan dolayı bence Türkiye'nin iki ucunda yaşayan insanları düşünerek iki saat dilimi bence çok demokratik bir şekilde tartışılabilir yani. İki saat dilimine sahip olması daha mantıklı olacaktır. Geniş bir coğrafyaya yayılmış olmasından dolayı iki farklı zaman diliminde yaşamasını çok mantıklı bulmuyorum. Çünkü neticede bir Rusya ya da Moğolistan değiliz, o kadar da büyük değiliz. Ayrıca şunu da düşünüyorum. Şimdi bununla ilgili çeşitli görüşler olduğunu biliyorum. Hani buradan da bir milliyetçilik dayatması mı çıkıyor falan filan gibi. O da değil, bana göre değil daha doğrusu. Tabii ki öyle düşünenler olabilir. Burada bizim zaman dilimimizi en doğuya dayatmak diyelim, dayattığımızı varsayalım. En doğuya dayatmak belki öyle algılamak isteyenler için algılanabilir. Ama bunun da çözümü bulunur. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Şu dönemde hep ayrıştırmaktan ve ötekileştirmekten söz ediyoruz ya, özellikle bugünkü iç politikada. Bir de bunun yapılması nedenle doğru olur onu bilmiyorum. Bu dayatma değil bence, tam tersine birliktelik demek. Ha ama buna şöyle bir çözüm bulunabilir. Yarım saat onlar feragat eder, yarım saat biz feragat ederiz. Mesai saatleri tekrar belki düzenlenir. O zaman bir ortak paydada buluşulabilir. Bence hani zaten bu ülkenin en büyük eksiği ortak paydaların oluşturulması. Peki şimdi güneş burada 9 gibi doğuyor. Yani 8'i esir referans alırsak 7.37, hani en kötü zamandan bahsediyorum, 7.37 8 aralığında doğuyor. Dolayısıyla mesaiye varana kadar daha güneş doğmamış oluyor. Yaklaşık 2 saatlik bir süre burada yapay aydınlatmaya ihtiyaç var. Bu yapay aydınlatmayı biz enerjiden sağlıyoruz. Elektrik enerjisinden sağlıyoruz. Dolayısıyla bu zaman dilimi içerisinde sabah saatlerinde enerji kullanıyoruz. Kullandığımız bu enerji
akşam kullanmadığımız enerjinin birebir karşılığı. Dolayısıyla burada saati bir şekilde öne çekmek, enerjinin özellikle aydınlatma diye bu kullandığımız enerjinin tasarrufu adına bir şey yaratmıyor. Peki ne oldu şimdi? Kim daha az enerji kullandı? Doğu. Ama doğuda daha zaten nüfus yoğunluğu yok ve zaten enerji az kullanılıyor. BEDAK'ın açıklamasına göre 9 milyar TL'lik bir tasarruf sağlandığını söylüyor. 9 milyar TL'lik tasarruf nereden sağlandı? Nasıl sağlandı? İnan bana biz yani yaptığımız araştırmada BEDAK'a buna da bir istatistik paylaşmış değil zaten. İstatistik paylaşmadığı için de biz de bunu bilemiyoruz. Sonuçta bu tüketimin içinde sanayi var. Acaba gerçekten yani kapatan, iş yerini kapatan sanayilerden kaynaklı mıdır? Ya da farklı şeylerden dolayı mıdır? Artan enerji fiyatlarından dolayı tasarrufa giden hane halkından kaynaklı mıdır? Bunu bilmiyoruz çünkü o ayrıntı belirtmemiş. Yani verilen de yok. Bölgede daha erken gün doğuyorsa ve geç batıyorsa ona göre bölgede uygulanan batıda farklı bir şey yapılabilir. Mesai saatleri de uygulanarak yapılabilir. Bunu yaparken de ben istedim, oldu, yaptım değil. Şimdi bunu yaparken bir teknik veri olması gerekiyor. Gerçekten biz şunu diyoruz yani tasarruftan önce ki hani farklı şeye değinirsek aslında iktidarın çok tasarruf yanlısı olmadığını biliyoruz. Bizim daha bir saat daha erken aydınlanmasına rağmen hava hem soğuk, sokaklar hem karanlık, caddelerde araba yok. Onlar bizden bir saat gerideler daha. Yani daha kötü bence bununla ilgili bir mesai saatleri düzenlenmesi lazım. Yani illere göre değişmesi lazım. Batı ile Doğu'nun arasındaki bir saat farkı o saati kapatmaları lazım. Bir saat eğer buradan mesai saat 7'de 8'de başlıyorsa orada 9'da başlaması lazım. Akşam da buna göre burada erken hava kararıyorsa bu sefer bunun erkene almaları lazım. Batı'da bir saat daha geç mesainin devam etmesi gerekiyor. Yani bununla ilgili mesai düzeltseler, düzelmesi gerekiyor hatta. Yani o karanlık basıyor tabii, 7.30-8 dedim mi kapatıyorum. Yani ondan sonra çalışma yok. Yani benim presimimdir. Yani gece pek şey görmüyorum, salgı görmüyorum. Dünya malı da fazla gözüm olmaz yani. Yeter ki benim huzurum olsun. Ne çoktuysa Allah bin bereket versin. Yani araba benim, plaka benim. Sene 72'den beri bu işi yaptım. Diyarbakır'a taksi girmiş içindeyim şimdiye kadar. Öyle çalışıyorum. Yani kalkıyoruz ve lambaları yakıyoruz. Yani bunun ötesi yok. Ha belki daha önce de yakıyorduk. Ama en azından daha kısa süre ya da daha... Evet yani güneş ağarınca kapatıyorduk ama ağarmıyor kardeşim.